Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Organik kimyaya giriş ünitesini anlatmaya devam ediyoruz ve dördüncü videomuzdayız. Peki bu videoda molekül geometrisi, aslında sen bunu nerede gördün? Birazcık 9. sınıfta türler arası etkileşimlerde molekülün polarlığı bölümünün içerisinde gördün sen bunu. Biz burada birazcık daha detaylandıracağız. Geometrilere başvuracağız, açılara da değineceğiz ve aynı zamanda Vesep gösterimi dediğimiz gösterimlerden bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Vesep yaklaşım ve molekül geometrisi. Bir molekülde molekülde atomların değerlik elektronlarından bazıları bağ yapımına katılacağı gibi ortaklanmış elektronlar diyoruz. Bazıları bağ yapımına katılmayabilir. Bunlara da ortaklanmamış elektronlar diyoruz. Hatırla arkadaşlar, herhangi bir molekül çizdiğimizde burada hidrojen klorür mesela HCl bileşiğini yazdığımızda anında böyle bir yapı ve Lewis elektron nokta yapısında açıklamıştık hatırlayacak olursanız. Peki bu yapıda işte şu ortaklaşa kullanılan elektronlar, bunlara ortaklanmış elektronlar ya da bağlayıcı elektronlar diyoruz. Şunlar ise bağlayıcı olmayan, ortaklaşa kullanılmayan elektronlar demiş hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Elektronlar negatif yükü tacik olduklarından ortaklanmış ve ortaklanmamış elektronlar birbirini iterek en uzak pozisyona yönlenirler. Sevgili çocuklar, buradaki en temel prensip zaten bu. Bu cümle var ya, hakikaten çok önemli. Bir molekülün geometrisini açıklarken en temel prensibimiz bu. Buradan yola çıkarak biz geometrileri tahmin edebiliriz. Hiçbir şey bilmesek bile tahmin edebiliriz. Şöyle ki, biraz önce ifadede okuduğumuz gibi elektronlar negatif yüklü mü? Evet. Peki şimdi ben merkez atom olayım. Tamam. Ben merkez atomum. Bana iki tane de atom bağlı. Bu iki atom, yani orada elektronlar var değil mi? Elektronlar birbirine iteceğine göre aslında bana bağlı olan iki tane atom ne yapacak arkadaşlar? En uzak pozisyonu seçmek zorunda. Neden? Çünkü elektronlar birbirini itecektir ve ittiklerine göre de en uzak pozisyonda olmak isteyecektir sevgili gençler. Olayın mantığı bu. Biraz sonra moleküller üzerinden daha da netleştireceğiz bunu. Bu yönlenmelere doğrultu denir. Merkez atomun değerlik elektronlarının oluşturduğu doğrultular molekülün geometrisini belirler. Bu yaklaşıma ise değerlik katmanı elektron çifti itmesi, değerlik katmanı son katman, son katmandaki bağ yapımında elektron çiftleriyle bağ yapmayan elektron çiftleri ya da sadece bağ yapan elektron çiftlerinin birbirini itmesiyle molekül geometrisi şekillenmektedir. Buna da ise ne diyoruz arkadaşlar? Vesep yaklaşımı diyoruz. Bu yaklaşım sonucu moleküldeki merkez atomun oluşturduğu doğrultu sayısı hibritleşme türünü verir. Hibritleşmede de bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, olayın mantığı. Bir örnekle, Vesep yaklaşımını bir örnekle netleştirelim. Bunu da nereden açıklayacağız arkadaşlar? Hangi molekülde? CH4. Karşınıza en fazla çıkacak molekül üzerinden açıklamaya çalışalım. Kim bu CH4? Metan gazı. Molekülünü inceleyecek olursak, merkez atom kim gençler burada? Karbon. Peki karbon değerli elektron sayısı kaç? 4. 4 tane değil mi? Son katmanda 4 tane elektron var. Peki bu 4 tane elektron ile ne yapmış arkadaşlar? 4 tane bağ yapmış mı? Evet hocam, 4 tane bağ yaptığına göre oradaki bağ elektronları birbirini iterek en uzak pozisyonu alacaktır. Öğrencinin aklına ilk gelen şekli çizeyim ben size gençler. Öğrencinin aklına ilk gelen şekil karbon, hidrojen, hidrojen, hidrojen ve hidrojen. Çünkü en uzak açı bu olur. Yani kaç derecelik açıyla yerleşir? 90 derecelik açıyla yerleşir. Aslında baktığı zaman da mantıklıdır değil mi? Ama böyle düşünürseniz molekülü düzlemsel düşünmüş olursunuz. Düzlemsel olsa dediğiniz doğru. Aradaki açılar 90 derecelik açıyla yerleşirler arkadaşlar, hidrojenler. Ve böyle bir yapı, kare gibi bir şey çıkar ortaya. Ama düzlem olmayabilir. Uzaydan bahsediyoruz. 3 boyutlu olma ihtimali var mı? Var. İşte 3 boyuta geçtiğiniz anda molekül şekli buna dönüyor arkadaşlar. Ve bağ elektronları, ortaklaşmış elektronlar birbirini iterek aralarında 109,5 derece açıyla düzgün 400 yapı oluşur. Gençler, burada toplamda 4 tane yüzey var bak. Nasıl açıklayayım ben size? Bak, bu hidrojen, şuradaki, şu ortadaki karbon. Şuradaki beyazlar ise hidrojen arkadaşlar. Üzerlerde yazalım hatta, hidrojen, 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 hidrojen. Peki burada hocam nasıl 4 tane yüzey var? Göstermeye çalışayım gençler, bakın. Bakın bize bakan yüzeyde şu 3 hidrojenin oluşturduğu bir yüzey var. 1. Renk değiştirelim, başka bir renkle yazalım arkadaşlar. Bakın altta, tabanda, şurada şöyle bir yüzey daha var arkadaşlar, tabanda. Tamam. Bu hidrojen, bu hidrojen ve bu hidrojen oluşturduğu başka bir yüzey daha var. Etti 2. Sonra yan yüzeylere gelince bak. Bu hidrojen, bu hidrojen ve bu hidrojenden oluşan. Şurada başka bir yüzey daha var arkadaşlar. Etti 3.
Bir de nerede yüzey var? Şöyle bir sarı renk alalım buraya da. Şurada bir yüzey var bakın. Bu hidrojen, şu hidrojen, bu hidrojen ve şunu arkadan geçireyim şöyle. Şurada bir tane daha yüzey var. Arka tarafa doğru olan yüzey var ki toplamda 4 tane yüzey var. Ve bu 4 tane yüzey birbirinin aynısı olduğu için bu moleküle düzgün 4 yüzlü diyoruz arkadaşlar. Ve aradaki açı kaç derece? 109. Şunu kırmızıyı tekrar alalım. 109,5 derece. 109,5 derecelik açıyla yerleşmiş. Hatta gençler bu şekil ne yapmışlar biliyor musun? Birinci Dünya Harbi'nde o adi düşman böyle bir şekil oluşturuyor. Ne çivisi deniyordu hatırlamıyorum bunu arkadaşlar. Böyle bir çivi oluşturuyor. Yani şuradaki hidrojenleri çivi düşünün, tamam mı? Sonra uçaktan bunu atıyorlar bizim askerlerimizin üzerine. Ve askerlerimiz değdiğinde belki bir şey yapmayabilir ama yere düşüyor ya arkadaşlar. Bizim savaştığımız bölgeye düştüğünde bu her bir çivinin ucuna da zehir sürüyorlar. Ve bizim askerler oraya bastığında zehirden ölen askerlerimiz olmuş gençler. Düzgün 400'lü yapı dediğimiz yapı bu. Ve aradaki bu molekül geometrisinde en temel sebebi işte bir önce söylediğimiz itmeden dolayı. Burada bağlardaki elektronların birbirini itmesinden kaynaklı bir durum. Devam. Sırada ne var? Molekülde merkez atomun doğrultusu, 4 tane doğrultusu vardır. O doğrultuları da gösterelim arkadaşlar, bakın burada. Doğrultu dediğimden kastettiği şey işte bağların yönü olarak düşünebilirsiniz. Aha bu bir doğrultudur, bu bir doğrultudur, bu bir doğrultudur, bu bir doğrultudur. Toplamda 4 tane doğrultu mevcuttur gençler. Ve doğrultu sayısı aslında bize hibrit türünü verir. Peki nasıl hibrit türünü veriyor? Gençler doğrultu sayısı kadar orbital hibritleşmeye katılır. Peki toplam kaç tane doğrultu vardı? 4 tane. O zaman bir tane S, 3 tane de P orbitali kullanırsın. Toplam 4 bağ yaparsın. O zaman S, P, 3. Buradaki 3 ifadesi zaten 3 tane P orbitalini kullandığını gösterir. Bir S'in üzerinde bir tane olması, bir tane S, 3 tane P orbitali kullanarak hibrit orbitalleri oluşturmuşsun. Ve o hibrit orbitalleriyle bağlar yapmışsın. Peki bundan dolayı karbon atomunun hibrit türü sp küptür. Molekülün veselp gösteriminin AX4'tür. Burada veselp gösteriminden kastettiği şey nedir? A dediği şey bir genel gösterimdir arkadaşlar, bu veselp gösterimi. A dediği şey merkez atomu ifade eder. X dediğimiz ise merkez atoma bağlı atom ya da atom gruplarını. İllaki atom olmak zorunda değil. Hani biz biraz önce CH4'te hidrojen bağladık ya. Oraya klor da bağlayabilirsin veya farklı bir grup da bağlayabilirsin. O zaman da aynı mantıktan arkadaşlar AX4 yapısı olacaktır. Yani buradaki X'i sadece bir atom gibi düşünmeyin gençler. Evet, olayın mantığı bu. Peki şimdi iyice derinleştirelim. Her birinde mantığı anlatalım arkadaşlar. Şimdi ise ne yapıyoruz? İkinci periyot elementleri olan berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin Lewis formüllerini, doğrultu sayılarını, hibritleşmelerini ve molekül geometrilerini beraber inceleyelim gençler. Neyle başlıyoruz? Berilyum hidrürle başlıyoruz. Şimdi berilyum hidrürle öncelikle merkez atom. Merkez atom kim? Merkez atom dediğimiz şey bir molekülde sayıca az olan ve diğer atomların ona bağlı olduğu atoma merkez atom diyorduk. Burada merkez atom kimdir arkadaşlar? Berilyumdur değil mi? Berilyum. Peki berilyumun atom numarası kaç? 4. 1s2, 2s2. Değerli katmanda kaç elektronu var arkadaşlar? 2 tane elektronu var. Dolayısıyla da 2 tane sigma bağ yapmıştır hidrojenle değil mi? Berilyum 2 tane son katmanda 2 elektronu var. Gördüğünüz gibi 2 tane hidrojen bağladığına göre 2 tane sigma bağ yapmıştır. Ve elektron nokta yapısı nasıldır arkadaşlar bunun? Aha da böyledir. İyi de hocam ben burada soygaza benzetemedim berilyumu. Gördüğünüz gibi bakın 2 tane burada, 2 tane de burada. Tamam hidrojenler duplete uymuş, helyuma benzemiş ama berilyumda öyle bir durum yok. Hani biz elementleri bağ yaptırırken soygaza benzetmek için bağ yaptırmıyor muyduk? Burada niye böyle bir şey oldu? Sevgili çocuklarım, burada şöyle bir şey var ki elementler tabii ki soygaza benzeyebilmek için bağ yaparlar ve ona ulaşabilmek için 8'e ya da 2'ye tamamlayabilmek için bağ yaparlar. Ve o 8'e tamamladığında ya da 2'ye tamamlayıp soygaza benzediğinde kesinlikle kararlı duruma geçerler. Ama bazı durumlar var ki oktete ulaşmayan durumlar diyoruz buna. Oktet boşluğu diyoruz. Bazı durumlarda var ki arkadaşlar okteti aşan durumlar var. Bağ sayısı oktetten daha fazla olan durumlar var ki bunlara kararsızlık demek çok da doğru olmuyor. Bakın ifadeyi tekrarlıyorum.
Genel kuralımız soygaza benzetmek ama her zaman soygaza benzemeyebilir. Soygazın altında kalabilir. Yani 8'in altında kalabilir ya da üstüne çıkabilir. Mesela berilyum hidrürde soygazın altında kalmış. 4'e tamamlamış. Ama şöyle bir şey yazayım mesela ben size. SF6. Kükürt. Kaç bağ yapmış arkadaşlar bakın. 6. E peki 6 bağda her bağda kaç elektron var? 2. 6 çarpı 2'den 12. E ne oldu bakın son katmandaki elektron sayısı 8'den daha büyük oldu. Değil mi? Bunu da okteti aşan durum diyoruz. Böyle bir molekül var mı? Var tabii ki yani. Veya PCl5 bak mesela. PCl5'te fosfor kaç bağ yapmış? 5 bağ yapmış. 5 çarpı 2'den 10. Son katmanda 10 elektron var. 8'i aştı. Tamam. İlla ki soygaza benzemek ister ama olmadığı durumlarda söz konusu mudur? Evet. Berilyum hidrür de bunlardan bir tanesidir. Peki gelelim şimdi. Lewis yapısı böyle. Peki buradaki elektron çiftleri işte bak bunlara bağlayıcı elektronlar diyorduk hatırlayın. Buradaki elektron çiftleri negatif yüklü olduklarından birbirlerini itecek ve aradaki açı tam 180 derecelik açı olacak değil mi? Merkez atomdan 2-180 derecelik açıyla yerleşecektir. Aha yapı bu. Bileşikteki doğrultu sayısı kaçtır? 2'dir. Bir bu tarafa doğrultu var, bir de bu tarafa doğrultu var. Dolayısıyla da bir tane S kullanırsın, bir tane P kullanırsın. Bundan dolayı da hibrit türü nedir? SP hibritleşmesidir. E buna göre berilyumla hidrojen arasındaki oluşan bağların örtüşmesi, berilyumun hibrit orbitalleri olan SP ile hidrojenin S orbitallerinin doğrudan örtüşmesi, uç uca örtüşmesi sonucu oluşmuştur dersiniz. Bileşikteki sigma bağları berilyonun sp hibrit orbitalleri ile hidrojenin s orbitalleri arasında doğrudan örtüşmeyle oluşmuştur. Hidrojen atomları arasında 180 derecedir. Molekül bundan dolayı nedir arkadaşlar? Molekülün geometrisi doğrusaldır. Aradaki açı 180 derece olduğu için doğrusal yapıya sahiptir. Molekülün meslek gösterimine gelince merkez atom kim? A. Yani berilyum A. İki tane de x var. AX2'dir. Ve molekül apolardır. Şimdi buna dikkat bak. Molekülün apolarlıktan kastettiğimiz daha 9. sınıfta öğrenmiştik ama burada tekrar söylüyorum. Şimdi polar kovalent bağ dediğimiz farklı atomlar arasında oluşan. Yani şurada berilyumla hidrojen arasında oluşan şu bağ var ya arkadaşlar şuradaki bağ. Bu bildiğiniz polar kovalent bağdır. Aynı şekilde şu da polar kovalent bağdır. Ama hidrojen bu tarafa doğru çekiyor. E bu hidrojen de bu tarafa doğru çekiyor. İkisinin çekim kuvvetleri toplamı birbirini ne yapar arkadaşlar? Nötrler. Ki biz buna dipol moment toplamı diyoruz. Bir molekülde merkez atoma uygulanan çekim kuvvetleri toplamı eğer sıfır yapıyorsa arkadaşlar biz burada dipol moment toplamına sıfır diyoruz. İşte dipol moment toplamı sıfırsa o molekül apolardır. Bak bağlar polar ama bunları topladığımız zaman sıfır çıktığı için molekül apolar oldu. Karbondioksit ve C2H2 gazlarının molekül geometrileri, doğrultu sayıları, hibritleşmeleri ve sebep gösterimleri BH2 ile benzerdir. Bakalım nasıl benzermiş inceleyelim arkadaşlar. Sırada onlar var. Karbondioksit. Karbonun 4A grubu olduğunu biliyorsunuz gençler değil mi? Peki karbondioksitin yapısı. Karbon kaç A grubu? 4A grubu. Kaç bağ yapacak? 4 bağ yapacak. E oksijen açacak olursan bak 2, 6. Son katmanda 6 elektron var. Soygaza benzeyebilmesi için 2 bağ yapacak. Değil mi? E bu iki buna göre Lewis formülüne çıkar bak. Şuradaki 4 elektron 1, 2, 3, 4 bunlar karbona ait. Şunlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlar da oksijene ait. Say istersen 2, 4, 6, 8 oksijen oktete tamamladı. Karbon 2, 4, 6, 8. E peki 2 tane oksijen var. E buradaki bağ elektronlar birbirini itecek mi? Evet. E merkez atom bir tane, iki tane bağlı grup. E bunlar yine birbirini iteceği için tam 180 derecelik açıyla yerleşmez mi gençler? Aradaki açı 180 derecedir. Ve doğrultu sayısı yine kaçtır arkadaşlar? 1, 2'dir. Karbon atomun hibrit türüne gelince. Peki doğrultu sayısı kaç? 2. E doğrultu sayısı 2 ise SP hibritleşmesi yapmıştır diyeceksiniz. Ve sebep gösterimi yine merkez atomu A. İki tane ne bağlı? X bağlı yani oksijen bağlı. Onlara da X dedik. Geldik şimdi C2H2 molekülüne. Lewis formülü. H bu sefer de karbonlar. İki tane karbonumuz var. Karbonları birbirine bağlayacağız. Karbonlar tekli, ikili ve üçlü bağ yapabiliyordu. Burada da iki karbon arasında mecburen üçlü bağ olmak zorunda. Niye? Çünkü hidrojenler bir bağ yapıyor. Karbon dört bağ yapıyor. Bu karbon birisini hidrojenle yaptığına göre geriye kalan üç tanesini diğer karbonla yapacak. Ve diğer karbonla bir bağını da hidrojenle yaptı. E peki burada da aynı mantık bak. Şunlar zaten apolar. E şuradaki elektron çiftleri birbirini itecek. Ve aradaki açı kaç derecelik açı olacak arkadaşlar? 180 derecelik açıyla yine yerleşmiş olacak. Yine doğrultu sayısı kaç oldu?
2 oldu. Bak şuradaki karbona göre alacak olursan. Hocam bu ona göre de alabilirsin. Fark etmez arkadaşlar. Buradaki karbona göre aldım. 1 doğrultu, 2 doğrultu. Doğrultu sayısı 2 olduğu için buradaki karbonların hibrit türü SP'dir. Ve Vesef gösterimine gelince. Öğrenciler belki önce söyledik, tekrarlayalım. Bak bunu gördüğünde aklına ilk gelen Vesef gösterimi A2X2'dir. Çünkü iki tane merkez atommuş gibi düşünür arkadaşlar. İyi de böyle bir durum yok gençler. Merkez atom ve Vesef gösteriminde merkez atom bir tanedir. Buradaki herhangi bir karbonu alırsınız, tamam? Herhangi bir karbonu aldık, ona A dedik. Diğerlerine X diyeceğiz. Ve ben biraz önce X'in sadece illaki bir atom olmak zorunda olmadığını söyledik. Bir grubu da ifade edebiliyordu. O zaman ben burada X'e bu karbonu A dersem buradaki hidrojen X'tir. Şuradaki CH da bir X'tir. Dolayısıyla AX2 yapısını oluşturmuştur deriz gençler. Anlaştık. C2H2 molekülünün yapısı da böyle. Sırada kim var? Sırada berilyum hidrür bileşiği var. Berilyum hidrür bileşiğinde bu merkez atom kim arkadaşlar? Merkez atom bor. Bor kaç A grubu bakalım? Bor atom numarası 5. Elektron dağılımı 1s2, 2s2, 2p1. Yani değerlik katmanında kaç elektronu var? 3 tane elektronu var ve 3 A grubunda bulunan bir element. Ve peki kaç bağ yapmış bakın arkadaşlar? Kendisine 3 tane hidrojen bağlamış. 3 tane hidrojen bağladığına göre 3 bağ yapmıştır. Peki son katmanda zaten 3 tane elektron vardı. Hepsini ne yaptı arkadaşlar? Kullandı. Bor atomunun değerli elektron sayısı 3'tür. Bileşikteki bor atomu değerli elektronların hepsini kullanarak 3 tane sigma bağ yapmıştır. Aynen öyle. Çünkü tekli bağlar var arkadaşlar. Hidrojenler tek bağ yapar. Ve 2 atom arasında oluşan ilk bağ her zaman ne bağıydı? Sigma bağıydı. Bağ elektronlarını birbirini iter ve hidrojen atomları arasında etrafında 120 derecelik açı ile yerleşirler. Şimdi bor atomu bu değil mi? 120 derecelik açıyla ne yapacaklar? Yerleştiler ve bu yapı oluştu. Peki Lewis formülü bu şekilde, bakın burada da yine oktete ulaşmıyor ha. Bor atomu 1, 2, 3 tane bağ yapmış, yine oktete ulaşmadı. Ve bu aradaki açı 120 derece olacak şekilde ne yaptı arkadaşlar? Yerleşti. Yani buradaki her bir açı 120 derecedir. Buna da yapı formülü diyoruz. Doğrultu sayısına gelince kaç tane doğrultusu var? 3 tane doğrultusu var. Bakın buradaki 120 derecelik açının oluşma sebebini tekrarlıyorum. Buradaki bağ elektronlarını birbirini iter ve en uzak pozisyonu almaya çalışır. Aradaki en uzak pozisyonda 120 derecelik açıdır. Ve bir düzlemdir burada bakın arkadaşlar. Düzlem. Peki burada bir ne oluştu bakın? Burada bir şöyle üçgen oluştu. Biraz sonra biz bunun geometrisine düzlem üçgen diyeceğiz. Peki 3 doğrultu olduğuna göre hibrit türü, bak bir tane S, 2 tane P, toplamda SP kare hibritleşmesi yapmıştır diyeceğiz. Bor atomu SP kare hibritleşmesi yapmışsa, o an borla hidrojen arasında oluşan bağlar SP kare hibrit orbitalleriyle hidrojenin S orbitallerinin doğrudan veya uç uca örtüşmesi sonucu sigma bağlar oluşmuştur. Buradaki her bir bağ sigma bağdır. Aradaki açılar da 120 derecelik açıdır. Buna benzeyen moleküller var mı? Var. Biraz sonra göreceğiz. Ama onun öncesinde. Bileşikteki sigma bağları bor atomunun sp kare hibrit orbitalleriyle hidrojenin s orbitalleri arasında oluşmuştur. Örtüşmeyle oluşmuştur. Aradaki açı 120 derecedir. Bundan dolayı molekül geometrisi düzlem üçgendir. Bakın burada bir üçgen oluşuyor. Ben biraz daha geniş çizdim ama hidrojenler arasında şöyle düşünebilirsiniz bunu. Bir tane üçgen oluşuyor. Aradaki açılar 120 derece. İç açılara bakacak olursanız üçgenin orada da 60 derecelik bir açı söz konusudur. Vesef gösterimin merkez atom bor yani A. Ve 3 tane hidrojen bağlı AX3 yapısına sahiptir. Peki şimdi buradaki çekim kuvvetlerine bakacak olursanız. Hidrojen çekiyor, bu çekiyor, bu çekiyor. Bunu fizikte görmüşsünüzdür vektörler kısmında. Herhangi bir noktasal cisme F kuvveti 3 tane F kuvveti çekse ve aradaki açı 120 derece olsa bu ikisinin kuvveti şurada bir F kuvveti değil midir gençler? Peki bununla da bu götürür. Değil mi? Ne oldu? Net çekim kuvvetleri toplamı 0 oldu. Net çekim kuvvetleri toplamı 0'sa arkadaşlar molekül ne oluyordu? Apolar yapıya sahip oluyordu. Molekül apolardır. C2H4, CH2O, CH3CO, CH3 bileşiklerin molekül geometrileri, doğrultu sayıları, hibritleşmeleri ve Vesef gösterimleri BH3 ile benzerdir. İyi de hocam hiç alakası yok. C2H4 bunlar nasıl olacak? Bakalım nasıl olacak görelim gençler. C2H4 dediğimiz etilen molekülü bir alken. İleride alkenleri anlatırken bahsedeceğiz gençler. Peki C2H4'ün yapısını, Lewis yapısını çizecek olursak toplam yine 2 tane karbon var. Karbonları birbirine bağladım ve 4 tane hidrojeni
İkisini bu karbona, ikisini bu karbona bağladım. Ama karbon 4 bağ yapacağı için 2 tane hidrojenle bağ yaptı. Demek ki 2 karbon arasında kaçlı bağ var? İkili bağ var. Bunu önceden de ikili bağların oluşumu esnasında anlatmıştık arkadaşlar. Peki Lewis gösterimi bu. Peki arkadaşlar şimdi burada bak şu karbonun kaç tane doğrultusu var aslında? 3 tane. Bak 1 doğrultu, 2 doğrultu, 3 doğrultu. O zaman bunlar en uzak pozisyonu almaya çalışacak mı arkadaşlar yine? Peki 3 tane doğrultu var, en uzak pozisyonu alacaksa aradaki açı kaç derecelik olur? 120. Burası da 120 derecedir. Burası da 120 derecedir. Ya o zaman ben burada buradaki karbon atomunu A dersem, merkez atomu alacak olursam buradaki hidrojen X, buradaki hidrojen X, şuranın tamamı bir X olur. Dolayısıyla bakın burada şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir düzlem üçgen yapı oluşur. Bak bu karbon, hidrojenler şöyle bir düzlem üçgen yapı oluşur. Aynı şey hocam buradaki karbon içinde yapabilir miydik? Yapabilirdin. Hiç fark etmez gençler. Ve bu yapıda düzlem üçgen yapıya sahiptir. AX3'tür. Merkez atomu A. Doğrultu sayısı 3 olduğu için karbonlar ne hibritleşmesi yapmıştır? SP-kar hibritleşmesi yapmıştır. Molekül geometrisi yine BH3'te olduğu gibi düzlem üçgendir. Organik kimyaya girişin içerisine çıkacağını düşünmüyorum. Aldehitleri, ketonları incelerken tekrar söyleriz bunları ama bu yapılarda aldehit ve ketondur. CH2O, CH3CO. Hatta şu vatandaş asetondur. Aseton. Ketonların ilk üyesidir bu vatandaş. Ve asetonu kızlar daha iyi bilirler. Hani şu ruj değil de ojelerinizi çıkarmak için kullandığınız madde. Peki burada merkez atom her ikisinde de bak yine karbon. Buradaki karbona bir tane oksijen, iki tane hidrojen bağlı ve aradaki açı yine 120 derecelik açı arkadaşlar. Buraya gelince merkez atom bak şu karbonu alacak olursan yine oksijen, çift bağ burada şöyle CH3'ler bağlı arkadaşlar. Aralardaki açı yine 120 derecelik açı ama bunlar polar. Bir molekül sadece karbon ve hidrojenden oluşuyorsa, yani bir hidrokarbonsa, ki ileride inceleyeceğiz bundan hemen sonraki konu arkadaşlar, alkanları anlatmaya başlayacağız. Alkansa, alkense, alkinse bunlar nedir arkadaşlar? Apolar yapıya sahiptir. Ama organik bileşiklerde karbon hidrojenin dışında üçüncü bir element türü varsa bilin ki o molekül polardır. Niye hocam? Çünkü buradaki hidrojenlerin çekim kuvvetiyle oksijenin çekim kuvveti birbirinden farklıdır da ondan. Dolayısıyla bu moleküllerin geometrileri ve sebep gösterimleri de aynı yukarıda bahsettiğimiz BH3 gibidir. CH4'ü de anlatalım. Bu dersi burada bitirelim arkadaşlar. CH4 bileşiği merkez atom kaç A grubu? 4 A grubunda. Yine biraz önce bahsettik aslında. CH4'ü detaylı anlattık. Buraya bir kez daha bahsetmişiz. Değerlik elektron sayısının 4 olduğunu söylemiştik. Bileşikte karbon atomu değerlik elektron sayısını hepsini kullanarak 4 tane sigma bağ yaptı. Çünkü 4 tane hidrojen bağlamış kendisine. Aradaki açının 109,5 derece olduğunu söylemiştik. Şuradaki açı 109,5 derece ve 4 tane doğrultu olduğu için ne hibriti yapmıştı? SP küp hibritleşmesi yapmıştı arkadaşlar. Karbon atomları ve karbon atomları SP küp hibritleşmesi yaptığı için karbon atomları ile hidrojen arasında oluşan sigma bağının örtüşmesi karbonun SP küpü ile hidrojenin S'i arasında oluşmuştu. Veselk gösterimine gelince Veselk gösterimi arkadaşlar A merkez atom A karbon yani X 4 tane hidrojen bağlı AX4 yapısına sahip. Dikkat et şimdi bak aşağıdaki ifadeye. Molekül apolardır. Şimdi öğrenci bunu direkt göremeyebilir. Hani bundan önceki çekim kuvvetleri toplamının 0 olduğunu görmüştük. Berilyum hidrürde, BH3'te çok netti onlar değil mi? Ama burada nasıl yapacağız? Burada ise arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Merkez atoma bak arkadaşım. Merkez atom son katmandaki elektronların hepsiyle bağ yapmışsa o molekül apolardır. Tekrarlıyorum. Merkez atom son katmandaki elektronlar yani değerlik elektronların hepsiyle bağ yapmışsa o molekül apolardır. Ama ikinci şartımız aynı atom bağlı olmak şartıyla. Yani buradaki hepsi hidrojense ya da hepsi bromsa ya da hepsi klorsa ve merkez atom bütün değerlik elektronlarıyla bağ yapmışsa o molekül apolardır. Alkanların alayı apolardır. Alkenler apolar yapıya sahiptir. Molekül apolar ve sebep gösterimi de yine AX4'tür. A dediğimiz karbon arkadaşlar. Mesela burada merkez atom şu. Buraya A dersen X1, X2, X3, X4. Molekül geometrisi düzgün 400'lü. Yani CH4'ten bir farkı yok. Buradaki bağların yani karbonun hibritleşmesine göre karbon örtüşmeler gerçekleşir arkadaşlar. Durum bu. Diyoruz. Bu videomuzu burada bırakıyoruz. Sırada neyimiz var? NH3 var arkadaşlar. NH3 bileşiğiyle devam edeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.